Esasen burada hukuktan işin siyasal boyutu apayrı bir süreç, bir de işin hukuksal tarafı var. Ne de olsa Türkiye sınırları içerisinde Sayın Öcalan'a artık hukuksal sıfatı olarak ağır müebbet hükümlüsüdür ve devletin gözetimi, denetimi altında bir cezaevinde tutuluyor. İşin hukuksal tanımı böyledir. En azından böyle olması gerekir. Her ne kadar buna hukuki isimlendirmeler yapıyor olsak da İmralı sisteminin hukukla uzaktan yakından herhangi bir bağı yok. Sayın Öcalan'ın gerek alıkonma biçimi, yani kaçırılma şekli, gerekse de İmralı Ada Hapishanesi'nin kuruluş şekli asla hukuka uygun değildi. Sonrasında devam eden uygulamalar da hukuka göre cereyan etmedi zaten. İmralı'nın kuruluşu Sayın Öcalan'ın 15 Şubat tarihinde kaçırılmasından evveline dayanır. 4 Şubat 1999 tarihinde Amerika'dan gelen CIA yetkilileri ve başkaca bilmiyorum kurum, organizasyon temsilcileri var mı? Bunların MIT yetkilileriyle yapmış oldukları bir toplantı var. Bu toplantıda İmralı Adası'nın, ki o dönem İmralı yarı açık bir cezaevi olarak başka mahpusların tutulduğu bir yerdir. Bu toplantıda adanın denizin ortasında Üçrabiya'da olan İmralı Hapishanesinin adasının bir bütünen boşaltılarak yeniden dizayn edilmesi, yeniden inşa edilmesi karara bağlanıyor. Gizli bir protokolle. Zaten bu süreçte Sayın Öcalan 9 Ekim'de Suriye'den çıkmak zorunda bırakılmış aynı güçler tarafından Yunanistan eliyle Kenya'ya sürüklenmişti. Bu gizli protokol kapsamında İmralı Adası boşaltıldığı gibi yeniden tek kişiye özgü olarak Sayın Öcalan için yeniden kurgulandı, yeniden inşa edildi ve yüksek güvenlik bölge kapsamına alındı. Daha sonra da Sayın Öcalan getirilmesiyle beraber askeri yasak bölge kapsamına alındı. Bu yönüyle İmralı cezaevinin kuruluşu da hukuka dayanmıyor. O dönem mevzuatına göre bir cezaevinin boşaltılması, tadilatı, değişikliği Adalet Bakanı'nın kararıyla olması gerekir. Fakat o dönem resmi gazetede de böylesi bir durum söz konusu değil. Keza sonrasında aynı güçlerin komployu örgütleyen güçlerin girişimleriyle beraber 15 Şubat 1999 tarihinde Sayın Öcalan Kenya'nın başkenti Nairobi'de Yunanistan Büyükelçiliği'nin bahçesinde zorla kaçırılarak Türkiye'ye getirildi. Bu tarihten sonra da kendisi için özel olarak hazırlanmış olan İmralı cezaevine konuldu. İmralı'nın kuruluşu bu şekildedir. Uygulamaları da buna denk bir şekilde hukuk dışı yürütüldü. Başından itibaren olağanüstü kriz merkezinin denetiminde oldu. Yani inşaat sürecinden buradaki uygulamaların devam edilmesi, Sayın Öcalan geldiğinde yargı mekanizmalarının işletilmesi, hepsi bu şekilde cereyan etti. Burada bir cezaevinden bahsetmek mümkün değil. O dönemki tartışmalar Sayın Öcalan yüksek bir psikolojik baskı ve şovenizm etkisi altına alınarak sindirilmeye çalışıldı. Çok ciddi idam tartışmaları yürütüldü. Yani dayanma gücü tamamen bitirilmeye çalışıldı. O dönem ilgili yetkililer hatta bir kere mi öldürelim yoksa her gün tekrar öldürmek mi daha iyi şeklinde bir kurguya gittiler ve netice itibariyle her gün öldürmeyi esas alan, tekrar bu acıyı yaşatacak bir işkence durumunda uzlaştılar. Bunu defalarca kamuoyuna da deklare ettiler. Yani İmralı'nın kuruluş şekli bu şekildedir. Böylesi bir konsept üzerine kurgulanmıştır. Bu yönüyle de İmralı'nın uluslararası bir sistem olduğunu da bilmek gerekir. Komplonun arkasında olan planlayıcı ve örgütleyici aklının ortak yürütmüş olduğu bir konsepttir. Yani esasında 2005'te Türkiye'de hazırlığı olan bir ceza mevzuatı düzenlemesi vardı. İnfaz hukuku düzenlemesi vardı. 2005 yasaları bu konseptedir. Ancak bunlar daha sonra meclis tutanaklarına da geçtiği üzere Öcalan yasaları olarak algılanmaya başladı. Mevcut iki düzenleme buraya girdi. Bir, ölünce siyasi suçlulardan ağır müebbetten ölünceye kadar cezaevinde kalması. 2. Avukat görüşmeleri. 3. Cezaevindeki aile ziyaretleri, cezaevinde haklardan yararlanma gibi hususlar, hücre cezası benzeri şeyler yeniden düzenlendi. Dediğim gibi bunlar Öcalan yasası olarak adedildi. Peki neden 2005'te böylesi bir ihtiyaç duyuldu. Birincisi, İmralı'nın yasal bir statüsü ve Sayın Öcalan'a yapılan uygulamaların yasal bir zemini söz konusu değildi. Bu uluslararası konsept anlamında da özellikle 2003 AİHM kararından sonra 2005'te de Büyükdere'nin bunu teyit etmesiyle beraber ve SİKT'in tavsiyeleri dışında Türkiye böyle bir yasal zemine sahip olmadığı için zorlanıyordu. Ancak bunun bir de Sayın Öcalan'ın tavrı ve duruşuyla ilgili bir durumu söz konusu. Sayın Öcalan'ın Avrupa'ya çıkışı zaten barışı gerçekleştirmek niyetiyle söz konusuydu. Orada bütün taraflara çağrı yaptı, belli bir program kapsamında görüşlerini ifade etti, ilgili taraflara, devlet başkanlarına mektupları yazdı. Bu yönlü konferans çağrılarında bulundu. Hatta dönemin İtalya ve Almanya Dışişleri Başkanları, bakanları nezdinde Kürt sorununun çözümüne dair konferans yapılma planları vardı. Ancak bunlar hepsi komplonun arkasındaki güçler tarafından boşa çıkarıldı. Sayın Öcalan daha önce Roma'da da kamuoyuna deklare etmiş olduğu barış çağrılarını İmralı'ya getirildiği andan itibaren tavizsiz bir şekilde yürüttü. Bu yönüyle mevcut iktidar güçlerine de çözüm için belli bir şanslar verdi. Fakat onlar bu şansı değerlendirmek yerine İmralı'nın tahammül edilmez koşulları kapsamında bu koşullara güvenerek Sayın Öcalan'ın iradesini sakatlayacaklarını, onu fiziken ve ruhen tüketeceklerini hesaplamışlardı. Çünkü tecritin temel mantığı buydu. Aynı zamanda Sayın Öcalan'ın halk nezdinde de görünürlüğünün düşeceğini düşünüyorlardı. Fakat her geçen gün Sayın Öcalan'a halk nezdinde çok daha farklı bir pozisyona, kabul edilir bir pozisyona getirdiği gibi asla kendi özgürlük ideallerinden de vazgeçmediğini, mevcut bu koşullarda bile bu özgürlük iradesine ısrar ettiği görüldü. Bu nedenle 2005 yasaları bir şekilde de yeni bir konseptin devreye konması, İmralı'da var olan baskı mekanizmasının bir üst boyuta çıkarılması anlamına geliyordu. Bu da Sayın Öcalan'ın siyasi duruşuna, mevcut direnişine bir cevap olarak gelişti. Çünkü şunu çok açık söyleyebiliriz. 99 ve 2005 aralığı bir uygulama sahasıyken 2005'ten 2015'e kadar İmralı uygulamaları da başka bir konsepte tekabül eder. Burada da öyle görüyoruz ki hücre cezaları mesela devreye girdi. Sayın Öcalan'a 20'şer günden 10 defanın üzerinde, 10 defadan fazla olmak üzere hücre cezaları verildi. Yani İmralı'nın kendisi zaten bir hücre konseptidir ama böylesi durumlarda Sayın Öcalan'ın elinde olan tek kanallı radyosu, elinde bulunan kağıt kalem bile alındı. Havalandırma hakkı dahi gasp edildi. Böyle bir durumu var. Bu hücre cezalarıyla da hedeflenen neydi? Sayın Öcalan'a siyaseten konuşmayacaksın. Seni ziyarete gelen avukatlarına siyasal konularda görüş alışverişinde bulunmayacaksın. Kürt halkının varlık konularına girmeyeceksin. Kürt halkının kendi dilinin konuşmasını gerekliliğinden bahsetmeyeceksin gibi bir baskı konsepti olarak devreye konuldu. Ancak Sayın Öcalan, ben politik bir mahpusum, ben politik bir kişiliğim, elbette politika konuşacağım, elbette halkımın varlık sorununu dile getireceğim diyerek bu baskıya karşı direnişte cevap verdi. Her direniş beraberinde baskıyı daha da arttırdı. Artan baskıya Sayın Öcalan'ın artan bir direniş şeklinde cevabı söz konusu oldu. Bunun böyle devam etmesi ile beraber Sayın Öcalan daha sonra odası değiştirdi. Daha dar ve havasız bir hücreye alındı. Fiziki müdahaleye maruz kaldı. Saçları zorla kazıtırdı. Ölüm tehditlerine maruz kaldı. Böylesi bir muameleye maruz kaldı. Kendisinin hakkı olan avukat ve aile ziyaretleri koster bozuk, hava muhalefeti gibi gerekçelerle engellenerek dış dünyadan yalıtılmaya çalışıldı. Ve bu koşullar altında çok net söyleyeyim, Sayın Öcalan 10 yıl 9 ay boyunca tek başına tutuldu. Bu tarihten sonra da zaten 27 Temmuz 2011 tarihinden sonra farklı bir konsepte geçildi. Avukatlarıyla görüşmeleri bir bütünden engellendi. 2019'daki 5 görüşmeyi saymazsak avukatların görüş kapısı tamamen kapatıldı. 2014 tarihinden sonra da kısmi birkaç görüşmeden sonra aile ziyaretleri engellenmeye başlandı. Bunlara da müsaade edilmedi. 2015 bu zaman aralığında 2013 ve 2015'in ayrı bir parantez açmak gerekir. Burada zaten hukuksal haklar kullandırılmadığı başka bir süreç vardı. Bu süreç gölgelenerek, bu süreçte perde kırılarak Sayın Öcalan'ın diğer hakların törpülenme durumu söz konusudur. 2015 Nisan'ından sonra da öylesi bir sürece geçirdi ki yeni bir dönem açıldı. Tam ve mutlak tecrit aşamasına geçirdi. O dönem zaten iktidar yetkilileri, iktidardan yandaş olan basın sözcüleri de artık İmralı'ya gömme olarak tanımladılar. Yani AİHM ve CPT'nin zorlandığı durum da bu. İmralı'nın uluslararası bir konsept olduğunu, uluslararası bir sistem olduğunu akılda tutmak gerekiyor. Bu konseptin temel amacı Kürt sorunu çözümsüz bırakmak, Kürt sorunu şiddet yoluyla hal yoluna koymaktır. Burada esas amaçlanan da Sayın Öcalan'ı zamana yayılı olarak fiziken ve ruhen tüketerek Sayın Öcalan üzerinden Kürt halkının özgürlük taleplerini tasfiye etmeye dönüktü. Ancak bu başarılı olmadı. 2011'e kadar devam eden süreç buydu. Sayın Öcalan buna zemin sunmadı. Bu yüzden böylesi bir gelişim durumu söz konusu. Yani 2009'dan itibaren Ağustos süreçleri var, 2013-15 İmralı görüşmeleri var. Bütün bunlar uluslararası güçlerin dahliyle bir NATO konsepti olarak devreye konuldu. Elbette Sayın Öcalan da bunun farkındaydı. Bunu bir zemin olarak değerlendirerek bir demokratik değişim ve dönüşümü sağlamak, Kürt halkına da bir nefes aldırmak ve özgürlük ve demokratik bilinci konusunda bir sorumluluk üstlenmek istedi. Bunu yüksek oranda da başardı. Zaten Sayın Öcalan'ın bu özgürlük iradesinin arkasında durması bu konseptleri devreye koydu. İmralı'nın zamanla ağırlaşarak ilerlemesinin sebebi de tam olarak budur. Bu tarihten sonra dediğim gibi bu tarihten sonra infaz hakimliği kararları devreye girmiştir. Böylesi bir durum söz konusu. 25 Mart 2021 demin bahsettiğim telefon görüşmesinden sonra da mutlak iletişimsizlik, incommunicado durumuna evrilmiş bulunmaktadır. Bu tecritin gelmiş olduğu en üst aşamadır. Peki bu sisteme karşı hukuksal bir muhatap söz konusu mudur? Neticede orada bir suç hali söz konusu. Uygulanmayan bir haklar, verilmeyen haklar var ve bunlar yasaya aykırıdır. Bu yasayı uygulayacak bir hukuksal muhatap söz konusu mudur? İmralı'da bu asla söz konusu olmadı. Bir hukuksal muhatap söz konusu değildir. Mahpusların hakkını korumakla yükümlü olan hukuksal merciler, mahkemeler tamamen iktidarın yürürlüğe koyduğu işkence durumuna meşruiyet ve hukukilik sağlamak şeklinde bir aracı rolü oynamaktadır. Böyle bir işlev görmektedir. Ulusal yargının bağımsız ve tarafsız olması, bu yönde inisiyatif almasını beklemiyoruz mevcut gelinen durumda. Ancak uluslararası mekanizmaların da böylesi bir tavrı söz konusudur. Bu yönde Avrupa hukuk sınırları içerisindedir. Avrupa Konseyi'nin organlarının, hukuksal mekanizmalarının yaptırımına tabidir. Ancak başta AİHM ve CPT olmak üzere bu rol ve misyonlarını oynamıyorlar. Çok açıkça şunu söylemek lazım. İmralı özelinde, Sayın Öcalan şahsında resmi politikanın hukuk dışı boyutlarıyla bir işbirliği söz konusudur. Bu işbirliği uluslararası aktörlerin yanı sıra yargıçlar, kamu görevleri hatta ülke insanının aydın geçinen kesiminin dahliyle mümkün olmaktadır. Yani Kürt sorunun çözümsüzlüğündeki ortak menfaat böyle bir karşı cephe, böyle bir bileşke oluşturmaktadır. Ve bu uluslararası tartışmalarda artık ciddi bir yer işgal ediyor. Bir kapatılma birimi eğer insan haklarına sürekli bir şekilde aykırılık arz ediyorsa bunun lağvedilmesi ve teşhir edilmesi insan haklarının ve hukukun gereğidir. Bunu savunmak esasında bütün yurttaşların, haktan ve hukuktan yana olan bütün yurttaşların esas görevidir. Onlardan da öte kendisine aydın misyonu biçen, öncülük misyonu biçen herkesin görevidir. Ancak bunun yapılması yerine tam anlamıyla bir sessizlikle karşılanıyor. Bunu az biraz Merdan Yanardağ yapmaya çalıştığı başına gelenler ortadadır. Söyledikleri yanlış mıydı? Hayır. Ama böyle olmasına rağmen kimse söylediklerini dile getirmeye, bunun etrafında kenetlenmeye, bunu yüksek sesle aykırmaya yanaşmadı. Tamamen kendi vicdanına rahatlatmak, sorumluluktan kurtulmak yerine Merdan Yanardağ'a sahipleniyoruz şeklinde şahsi bir duruma indirgendi. Tamam iyi sahipleniyorsunuz da peki söyledikleri nedir? Neden bu duruma geldi? Kimsenin söylemediği, niyetinden bağımsız, kimsenin söylemediği, dokunmadığı bir şeye, bir gerçekliğe belli bir çevreden doğru işaret etti. Herkesin buna sahip çıkması gerekirken sahip çıkılmadı. Sırt döndü ve bugün gelinen durumda şu an CHP milletvekili hedef tahtasına oturtulmuş durumda. Ve bu böyle devam edildikçe, gerçeklere sırt dönüldükçe, sessizlik de karşılandıkça bu baskı yönetimi herkesi kapsamına alarak daha da büyüyerek devam edecektir. İmralı sorunu çözülmeden, Sayın Öcalan'ın hukuksal pozisyonu değişmeden hiçbir sorunun kalıcı çözümü söz konusu olmayacaktır. Bunun aksi yöndeki bütün girişimler, bütün iyi niyetlerine rağmen adeta kanseri aspirinle tedavi etmeye çalışan boş girişimlerden öte anlam ifade etmeyecektir. İmralı'ya karşı mücadeleyi merkezine almayan, Sayın Öcalan'ı merkezine almayan hiçbir direnişin, hiçbir mücadele hattının, hiçbir politik girişimin başarı şansı söz konusu değildir. Hukuksal olarak AİHM'in vermiş olduğu umut hakkı 25 yıldan sonra Sayın Öcalan'ın hukuksal pozisyonun değişmesi için belli bir zemini oluşturmuştur. Bu yönüyle özgürlüğün hukuksal kapısı aralanmıştır diyebiliriz. Ancak bunun toplumsal ve politik olarak desteklenmesi gerekmektedir. Sayın Öcalan nasıl ki uluslararası bir komployla kaçırıldıysa, uluslararası enternasyonal bir mücadeleyle hukuksal pozisyonun değişmesi söz konusudur. Ancak buna toplumsal bir mücadele öncülük ettiği sürece böyle bir durumdan bahsetmemiz söz konusudur.